E-ticaret sohbetlerinde Bursa'dayız. Aylardan Eylül ve yanımızda Ticimax'tan Fatih Temur var. Fatih'cim seni görmek ne kadar güzel. Seni de öyle. Hoş geldin Bursa'mıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi bomba gibiyiz. Hareketlilik var. İnsanlar geliyor. Şimdi bugün e-ticaret ve e-ihracat konuşacağız. Ticimax tarafında da bayağı bir yoğunluk var. Sezon açıldı. Evet. Nasıl gidiyor? Ya bizim zaten Eylül ayı dedi mi e-ticaret sektöründe artık KOBİ'ler sürekli bu alana yatırım yapmaya başlıyorlar. Bizim sektör hiçbir zaman yavaşlamadı bu arada. Doğru. Hani durgunluk içerisinde, ülkenin genel akışı içerisinde böyle bir şey söz konusu ama bizim sektörde KOBİ'ler dijitalleşmeye tam gaz devam ediyor. Süper. Hiçbir değişiklik yok. Sen Türkiye'de dolaşıyorsun. Evet. Farklı illere de gidiyorsun. Evet. Ne görüyorsun, ne gözlemliyorsun? Biraz aktarsana. Çok güzel bir soru sordun. Teşekkür ederim. Biliyorsun e-ticaret birazcık demografiye bağlı. Yani nüfusun yoğun olduğu şehirlerde çok daha fazla talep var. Ama ben Anadolu'ya çok gidiyorum. Sen de söyledin. Çok da seviyorum Anadolu insanını. Oradaki aslında yerli halk, yerel halk bir şeyler yapmak istiyor. Dijitalleşmek istiyor. Dijitalleşmek zorunda olduğunun da farkında. Çok basit bir örnek vereyim bak ben size. Afyon'da bir müşterim, ismini vermeyeyim. Yeni bir dükkan açıyor. İçi de tadilata sokmuş. Ciddi de bir para harcıyor. Ya dedim ki dijital pazarlamaya da dedim bir bütçe ayırıp bu iş daha da iyi olsun. Ya yeğenim dedi nedir dedi dijital pazarlama. Bak dedim tadilatı nasıl yapıyorsun? Ha. Aynısını e-ticarette de yapacaksın. Tutacaksın bir altyapı, alacaksın bir altyapı. Bunun için A'dan Z'ye döşeceksin, satacaksın dedim ve şu anda çok güzel satış rakamları var. İnşallah bütün illerde bütün böyle esnaf abilerimiz, kardeşlerimiz işlerini büyütmek için online tarafa da adım atarlar ve e-ticaret daha da gelişir. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağ